Hanımlar beyler, üçüncü yarışmacımız masaya geldi. Kendisiyle tedirgin tedirgin birbirimize bakıyoruz Emre Bey. Evet, doğru hissediyorsunuz. Ne yapacağız? Alperen Bey'i geçebilir miyiz sizi? Vallahi çıtayı biraz yükseltti. Deneyeceğiz şansımızı. Evet. Evet, bir de sakin sakin yükseltti yani. Evet. Sizin kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi sayılır. Hı hı. Yani çok iddialı olmamakla birlikte. Evlisiniz? Evliyim, evet. İki tane de çocuğum var. İkizler. Gerçekten mi? Evet. Aa, kaç yaşındalar? 3,5. 3,5. Üf. Bayağı ısırmalık zamanlar. Hareketli zamanlar, evet. Aynen. Peki kafanızda bir puan var mıydı Alperen Bey'den önce? Valla 8000'in üzerine çıkma gibi bir hedefim vardı. Şimdi onu biraz daha zorlamak icap ediyor. 9000'in üstüne çıkacağız. İnşallah. Ben masaya gelenle aynı takımdayım, biliyorsunuz Emre Bey. Alperen Bey'in elinden o birinciliği söke söke alırız. Beraber inşallah. Evet, ben öyle olacağını düşünüyorum. Eğer sizin için de uygunsa ilk kelimeyi yapıştıralım. Tabii ki. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Astrolojik gök cisimlerinin kişinin doğumu sırasında bulunan konumlarına verilen ortak ad. Basit düşünün. Hmm. Astroloji neyle ilgili? Gök, uzay. İşte ne oluyor? İşte orada... Harf alayım. Alın. Astroloji ile ilgili Burç. Ne? Burç. Burç, doğru cevap. Efendim, dört harflerden devam ediyoruz. Eski ama bilinen bir kelime geliyor. Gelsin bakalım sorusu. Maddi ve manevi olarak duyulan aşırı üzüntü, ızdırap. Elem. Elem, doğru cevap. Beş harflere geçtik. Bir taşıt. Eğlenceli de bir taşıt. Gelsin, hadi sorusu gelsin. Kar veya buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt. Kızak. Kızak, doğru cevap. Efendim, saça uygulanan bir işlem geliyor şimdi soru olarak. Saçların uzun süre dalgalı veya kıvırcık kalmasını sağlamak için uygulanan işlem. Perma. Perma, doğru cevap. Efendim, batı kökenli bir spor terimi soracağız şimdi. Sporlarınız nasıl? İlgileniyorum. Ne kadar? Yani biraz dövüş sporlarıyla ilgiliyim açıkçası. Dövüş sporlarıyla ilgilisiniz. Evet. Hangisini yapıyorsunuz? Kickbox. Kickbox yapıyorsunuz. Kaç senedir? Yani liseden beri. Liseden beri. Ha, bayağı. Yani ara vermekle beraber. Ara. Yani düzenli olmasa da. Evet. Peki. Yani kopmadım yani. Gidiyorsunuz salona. Gidiyorum, falan. Evet. Aa, ne kadar güzel. Tebrik ederim. Sağ olun. Çok iyi. Çocuklara da öğretecek misiniz? Tabii. Çok iyi, peki. Efendim, geliyor sorusu. 6 harfli ilk kelimemizin. Futbolda bir takımın kalesini korumak için gösterdiği çaba. Defans. Defans, doğru cevap. Efendim, batı kökenli bir sözcük ama bunu biliyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Taşıtlarda uyarı için 4 sinyal lambasının aynı anda yanıp sönmesini sağlayan düzen. Reflekt. Ama şey gibi bir şey. Sinyal. Uyarı için 4 sinyal lambasının aynı anda yanıp dörtlü sönmesini sağlayan düzen. Dörtlü de deniyor. Fransızca kökenli. Harf alayım. Harf verelim. Flanş. Ne? Flanşör. Orada bir harf fazla. Flanşö. Söyleyin bir. Flanşö. Durdurun bir. Hah, söyle şimdi. Flanşö. Ne? Flanşö. Bir daha söyle. Flanşör. Ha, orada bir tane Flanşör. O, hayır, bu doğru, bir harf fazla orada. Flanşö. Ortadaki harfi atsanıza Emre Bey. Flaşö. Flaşör. Flaşör, doğru cevap. Tam ortada deseniz. Flaşö mu? Yepyeni bir kelimemiz oldu sevgili izleyenler. Flaşö. Rahatlamış Flaşör. Efendim, 7 harflere geçtik. Bakalım. Süreniz nasıl bu arada? Süreniz çok iyi. Yine. Harika. Hiç süreyle ilgili hiçbir derdimiz yok. Efendim, bir tıp terimi. Aynı zamanda da bir bilim dalı soracağız. Gelsin bakalım.
Latince kökeninde kelime anlamı kesmek, keserek ayırmak olan canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren uzuvları inceleyen bilim dalı. Cerrahi bir durum. Yok yok, daha basit düşünün. Yani o kadar ileriye gitmenize gerek yok. Latince kökeninde kelime anlamı kesmek, keserek ayırmak olan canlıların yapısı ve bu yapıyı meydana getiren uzuvları inceleyen. Hiç epilik yok, bir durum yok. Harf alayım. Beden yapısı, harf gelsin o sırada. Ne? Anatomi. Anatomi doğru cevap. Emre Bey, 3400 puanımız var. 1 dakika 51 saniye süremiz var. Az önce de söyledim. Maşallah dedim. 2 gün yaşamadı. Artık kaç süre... harf alma durumunda olabilirim? 2 harf alabilirsiniz. 2 harf alınca da 1 saniye bırakmanız gerekir. Yani almak isterseniz alırsınız. 1 dakika 51 saniye süre. Yani uzun kelimeler için biraz kaç sorum kaldı yani? İhtiyacınız olabilir. 7. 7. 7 tane sorumuz var. Tamam. Merak etmeyin, biz takip ediyoruz. Ben size zaten söyleyeceğim, tamam. Ekstra bir dikkat gerekirse. İkinci 7 harfli kelimemiz eski ama bilinen bir kelime. Gelsin. Mevta arzu hali. Mevta. Mevta arzu hali. Allah iyiliğini versin. Mevta nedir efendim? Ölü. Arzu hal nedir efendim? İstek. Ha, yani. Temenni gibi mi? Yok efendim. Mevta'nın isteği. Cennete gitmek ister herhalde. Yok. Öyle değil Emre Bey. Kalanlardan isteği. Helallik. Allah iyiliğinizi versin Emre Bey. Hayır tabii ki. Kalanlar için isteği. Uzun yaşamalarını mı ister? Bu adam niye böyle biri ya? Ne kadar iyi niyetli. Öyle değil. Yazılı bırakır. Vasiyet. Vasiyet doğru cevap. Mevta arzu hali. İşte iyilik, sağlık. Bu tarz. Bize de bu kaldı. Emre Bey, çok güzel gidiyoruz. 8 harflere geçtik. 1 dakika 18 saniyemiz var. Mastarla biten bir kelimeye ihtiyacımız var. Kolay gibi. Gelsin bakalım. Mecazi anlamda birine veya bir şeye önem vermek, değer vermek. Değer vermek. Onu yüceltmek gibi. Değil değil, öyle değil. Umursamak gibi. Önemsemek. Mecazi anlamda. Saymak, nasıl? Saymak. Hiç oralara gitmeyin. Nereden ipucu verebilirim diye düşünüyorum. İlgi göstermek. Harf alayım. Harf verelim. Söylediklerine değer vermek. Harf alayım. Harf aldık. Son harfimizi de aldık. Basıp düşünün. Düşünelim. Umursamak, vermek. Harflere de bakın. Birine veya bir şeye önem vermek. Umursamak gibi. Mastarla bitiyor. Vermek, vermek. Olumsuz kullanılır daha çok. Biz olumlusunu soruyoruz. Vermek. Umursamak. Umursamak. Sonuna mastarı koyun. Mak. Uydurun. Vermek. Vermek. D harfi çıkmış, R harfi çıkmış. Ne dermek, ne dermek. Aa, durmak. Onun söylediklerini umursuyorum. Ya da ben pek nokta nokta. Ben pek... Bir şey oldu ama hiç umursamadım. Aldırmak. Aldırmak yahu. Kısmet. Kısmet. Vallahi Emre Bey, nasıl da cayır cayır geldik. Gerçekten ben ağzımı aldıracağım sevgili izleyenler. Çünkü yine iyi gidiyoruz dedim ve gitmemeye başladık. Ama bekliyordum, burada patlama ihtimalimiz vardı. Evet. Vardı. Çünkü mecazi anlamda olunca bir zihni buraya çağıramıyoruz geri. Bir yere bir gidiyor. Bir eylem aslında, evet. Da bağlaştıramadık. Aynen öyle. Zaten artık verin efendim soruyu. Soruyu verin.
Latince kökenli adı damadama olan, yazın postunda ak benekler oluşan, dişilerinde boynuz bulunmayan bir memeli türü. Dişilerinde boynuz. Dişilerinde. Harf alayım. Harf verelim. Artık rahatız. Sanskritçe bir kelime. Şaka şaka değil. Harf alayım. Harf alalım. Boynuz varsa nasıl bir hayvandır? Boynuzdu. Harf alayım. Harf aldık ve durduk. Boynuz varsa. Latince kökenli adı damadama olan, yazın postunda akbenekler oluşan, dişilerinde boynuz bulunmayan. Boynuzlular ne? Ormanda rastladık. Neye rastladık? Orman. Yani fil. Boynuzlu ormanda file rastladık. Nerede yaşıyorsunuz Emre Bey? Biz de oraya gelelim. Boynuzlu yani... Çıkan harflere bakın efendim. Boynuzlu... Alageyik. Alageyik doğru cevap. Yani yüreğime iniyordu. İnmedi çok şükür. Kaç sorumuz kaldı bu arada? Efendim 4 sorum. Süreyi... 4 sorumuz kaldı. Aa 5 saniye. Bak en sevdiğim şey. Siz harf alayım diye bağırın tamam mı? Tamam. 9 harfli bakayım bir birleşik kelime soracağız efendim. Gelsin efendim çok da kısa sorusu. Gelsin sorusu. Harf esnaf alayım. İçin müşteri. Veli nimet. Veli nimet doğru cevap. Efendim yine 9 harfli yapım eki almış bir kelimeye ihtiyacımız olacak. Gelsin sorusu. Yok ya. Alalım. Genellikle tütün, pamuk, çay veya fındık hasadında çalıştırılan geçici işçilerin niteleyen söz. Yevmiyeci. Yok. Günlük işçi. Yok. Daha genel şey geniş düşünün. Günlük değil de. Harf istemiştim ama. Harf istediniz bu... de duymadılar onu. Genellikle tütün, pamuk, çay mesela belli dönemlerde olur ya ne o dönem geçici yok mevsimlik. Mevsimlik doğru cevap. Efendim bir birleşik kelime soracağız şimdi 10 harfli. Siz sürekli harf alayım deyin. Bu başlayın. Son sorumuz mu? Hayır. İki. Evet. Siz başlayın harf alayım, harf alayım. Gibi. Siz sakin sakin deyin onu. Harf alayım. Arka arkaya. Harf alayım. Devam edin. Harf alayım. Allah Allah. Durmadan. Harf alayım, harf alayım, harf alayım, harf alayım. Gelsin soru. Devam siz söyleyin. Harf alayım, harf alayım, harf alayım, harf alayım, harf alayım, harf alayım, harf alayım. Ya! Herkesin kullandığı, herkesin bildiği, orijinal olmayan, bilineni tekrarlayan anlamlarında bir söz. Herkesin kullandığı sıradan. Gibi bir şey. Halk birleşik gibi. Kelime. Orijinali olmayan. Çok böyle nokta nokta. Klişeleşmiş gibi. Gibi bir şey. Klişenin eş anlamlısı. Basma kalıp. Basma kalıp doğru cevap. Son soru. İki kelimeden oluşan bir deyim ve mastarla bitiyor. Artık sizde. 3 saniye var. İster basın, ister harf alın. Kafanıza göre. Gelsin efendim sorusu. Aşırı bir isteğin öfkenin etkisiyle ne yaptığını harf bilmez alayım. Duruma gelmek anlamındaki deyim. Aşırı bir isteğin öfkenin etkisiyle ne yaptığını bilmez. Aşırı bir isteğin öfkenin etkisiyle ne yaptığını bilmez duruma gelmek. Gözü görmemek gibi bir şey. Gözü kararmak. Gözü gibi karartmak. Şey. Başı doğru. Gözü. Başka fiil. Gözü. Gözü. Açlıktan da olur. Gözü dönmek. Gözü dönmek doğru cevap. Yani Emre Bey gördünüz mü? Evet. Bir kelime bize neler etti. Doğru. Çok da iyi gidiyorduk. Bu ısınma turu olsun Emre Bey. Bir dahakine hazırlıklı İnşallah. Oluruz. Yani birinciliğe çok yakın bir yarışmacı olduğunuz aşikar. Teşekkür ederim. Bir dahakine inşallah başarılı olacağız. Emre Bey'i alkışlarla uğurluyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.